Metrika kanalına hoş geldiniz. Bu videoda ifade özgürlüğü ve düşünce özgürlüğü ve yaşam tarzı ve basın özgürlüğü ve birçok şeyi eleştireceğiz. Yani ilk bu videoda anlattığım şeylerin birçoğu doğru. Bu ülkede ne olduğunu, affedersiniz, neler neler olduğunu anlatacağım ben size. Bir dönem basın özgürlüğü konusunda ya da ifade özgürlüğü konusunda bir modacı vardı. Kendi düşüncelerini ifade etti. Onun gibi bir video göstereceğim ben size şimdi. Onu bir izleyelim. Ondan sonra demek istediğimi anlayacaksınız. Tabii. Davası olmaz. 2017 hepinize girdi. Mutlu yıllar. Tadını çıkarın. Derin nefes alın. Yan yatın. Kendinizi serbest bırakın. Sol dizini karnına çekin. Biraz da ıkınır gibi yapın. Bana sefaletin adını yazabilir misin Abidin? He? Bu kadar gazeteci tutukluyken, bu kadar çocuk taciz ve tecavüz görürken, bu kadar yolsuzluk, rüşvet almış başını giderken, bağnazlar sokaklarda tebliğcilerle size pislik dağıtırken, sizden hala yeni yeni mi kutluyorsunuz? Yok, ben kutlamıyorum. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Ben bardaki evdeki bütün içkileri içeceğim. Hepsini içeceğim. Sizi bir damla bira bırakmayacağım. Bütün dolarlarımı İsviçre'ye geçireceğim. Bir kuruş peni bile vermeyeceğim. Tamam mı? Ayrıca ben Kıbrıs'tayım. Şu an Kuzey Kıbrıs Türkiye'ye göre, yani öyle bir baskı olduğu için yeni yıla girdi. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin daha girmesine bir saat var. Birazdan Nikosya'ya gideceğim. Bir de orada kutlayacağım. Orada da içeceğim. Hepsini içeceğim. Tamam mı bebeğimse? Öpmedim bile sizi. Hadi siz kutlamaya devam edin. Bu kadar pisliğin, rezaletin, sefaletin içinde. Bokunda boğul Türkiye. Bokunda boğul Türkiye. Bir ülkede ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü olmadığı sürece o insanlar istedikleri gibi kişi, kurum, kuruluş, şahıs, obje, aparat ne olursa olsun eleştiremiyorsa, hakaret edemiyorsa, özgürce düşüncesini ifade edemiyorsa karşısındaki kişinin de bu adam neden ya da bu kadın ya da bu kişi neden eleştiriyor, neden hakaret ediyor diye düşünmüyorsa o toplum gelişmiş bir toplum değildir. Çünkü sorgulamıyordur. Karşısındaki insan felsefi düşünceyle sorguladığı için karşısında olan insan ise düşünce gücü zayıf olduğu için, yani eğitim düzeyi düşük olduğu için ilkokul mezunu, ortaokul mezunu ya da hiç okumamış, köyden gelmiş, bir şey öğrenmemiş, bana hakaret ediyor, bana küfür ediyor diye dayak atıyorlar. Yani küfür ediyorlar birbirine. Bu tür insanlar da var bu ülkede. Yani maalesef bizim ülkemiz eğitim düzeyinden çok düşük bir ülke. Size bir şey göstereceğim. Geçenlerde, yani bundan bir ay önce bir TikTok videosu çekildi. Bu videoda bir gençler, yani bir karı koca galiba sanırsam, bir erkek bir kız, Türk pasaportunu eleştiriyorlar. Yani Türk pasaportunun uluslar alanında, yani güçlü bir pasaport olmadığını, yani daha düşük olduğunu, vizesiz olan ülkelere gidiş kolay ama vizeli olan ülkelerde sorun yarattığı bir pasaport sistemini eleştiriyor. Yani görüntüde gördüğümüz şey bir eleştiri videosu. Ama insanlar maalesef ki Türk pasaportunun üzerindeki Türk logosunu aşağılıyor diye onları maalesef tutukladılar. Ve tutuklanmasının nedeniyle de yurt dışına yasak getirildi. Yani affedersin, bir çocuk eleştiri yapıyor. Bu eleştiri devletin dinlemesi gerekiyor. Devlet demeli ki bu çocuklar neden eleştiriyor ki? Yani Türk pasaportunun gücü düşmüş. Uluslararası alanda Türk pasaportunun gücünü arttırmak için ne yapılması gerekeni yapması gereken, olması gerekeni yapması gereken devletin maalesef ki bunu bir çaba sarf etmiyor. Maalesef görüntüde gördüğü ilk şey, yani kötü olan kısmı alıp hemen bunlara ceza veriyorlar. Yani bu ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü kavramında baskıcı zihniyete geçiyor. Bu olmaz. Ben size bir şey göstereceğim. İki tane görsel koyacağım şimdi ekrana. İki görselde şu var. Biri basın özgürlüğüyle ilgili, biri de Türk pasaportunun uluslararası alanda vizesiz geçişte ne kadar olan ülkeler arasında ne kadar geride olduğumuzu gösteren bir grafik var. Maalesef ki devletin bu grafikte en altta olmamızın rezaletini çözmesi gerekiyor. Ama çözmüyor. Ne yapıyor? Ülkenin uluslararası alanda tanınması, kültürümüzün, ahlakımızın, yaşam tarzımızın, buranın kültür yapısını yurt dışındaki insanlara anlatabilmek için bir çalışma yapması lazım. Yani pasaport dediğimiz bu Türk pasaportunun kalitesini arttırması lazım. Türk pasaportu bu şekilde geride duran listede en altlarda olması çok kötü bir şey. Yani gördüğünüz şey, bu görseldeki şeyin bu kadar düşük olması çok kötü. Bir de ifade özgürlüğüyle ilgili bir görsel koyayım ben şimdi size. Ekranda gördüğünüz bu görselde ifade özgürlüğü, yani düşünce özgürlüğü, basın özgürlüğünden bahsediyorum. Yani Türk medyasını ben size anlatayım. Bu ülkede medyanın bir kısmı hükümet tarafından kontrol ediliyor. Bir kısmı ise
Batılı tarafından kontrol ediyor. Yani o da sosyal medya üzerinden. Yani iki tane görsel koyuyorum. Yani ben anlatabildiğim şey şu. Devletler kendi halklarını ve başka halkları kontrol etmek için medyayı çok iyi kullanıyorlar günümüzde. İletişim araçları çok iyi. Toplumları kontrol etmek çok kolay. Artık eskisi gibi insanlar değil. İnsanlar artık eskisi gibi çalışmıyor kafaları. Daha çok menfaate çalışıyor. Yani toplumları nasıl boya bozarsak istediğimiz şekilde çevirebiliriz. Yani bu böyle bir şekilde gidiyor. Az önce gördüğünüz Barbaros Şansan'ın videosunu göstermiştim size. Hani küfür ederek size Türkiye'ye hakaret ediyor. Yani mesela orada birkaç tane şeyden bahsetti. Türkiye'nin hani kadın cinayetleri, işte yobazlık, bağnazlık, işte cehaletten, işte şundan bundan bahsediyor. Aslında orada haklı. Adamın dediği şey şu. Türkiye'nin gelişmesi de gelişmemesinden değil de insanın yani özgürlük alanlarının kısıtlandığını, yani ifade ve düşünce özgürlüğünden bahsediyorum. İnsanlar kendi kişisel görüşlerini belirtemediği ve baskıcı bir zihniyet korkusu yaşadığından bahsediyor ki bunda haklı. Ve kendisi bunu söyledikten sonra bir Kıbrıs'tan Türkiye'ye döndü ve başına gelen bir görseli gösterin ve şu hale getirdiler Türkiye'deki milleti. Maalesef ki oradaki Türkiye'yi hakaret ettiği için bizim milletin bir kısmı maalesef anlayışlı değil ve şiddete başvuruyor. Türk milleti zekidir derler ya, aslında Türk milleti zeki değildir. Çünkü başkalarına özenen bir millettir. Yani başkası ne yaparsa rezil oluyorsa ben de rezil olayım. Ya da rezil olmuyorsa, rezil olmamışsa ben de ona benzeyeyim derler. Yani ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğüne girersek de aynı geçerli. Ama hayal gücü bir toplum değiliz. Yani hayal etmiyoruz. Kendi karakter yapımızı çıkarmıyoruz. Başkaları ne yapıyorsa ona benzemeye çalışıyoruz. Aslında güzel bir şey değil. Kendi benliğimizi kabul etmiyoruz. Yani ben size şunu söyleyeyim. Aileden gelen bir baskı zihniyeti vardır. Yani anne baba çocuğa baskı yapar. O çocuk o baskı altına sıkışır. Yani düşüncelerini ifade edemez ve korkar. İçine kapanık olur. Ve içine kapanık olmasından dolayı özgüvensiz olur. Bu da insanın rahatlığa konuşamaz. Yani batıdaki eğitim sistemine bakarsanız insanları rahat bırakıyorlar. Ama maalesef ki onlarda ahlaki yapı çökmüş durumda. Türkiye'de gibi değil. Hani Türkiye'de de ahlaki yapı biraz çökmüş ama yine de bir şekilde yaşayabiliyoruz. Ama bizimki biraz farklı. Onların ikisi bir farklı. Ama düşünce özgürlüğü özgür bırakılması lazım. İnsanlar özgür düşünmeye sahip olması gerekiyor. Sadece baskı ailede olmuyor. Mesela iş hayatına girdiğinizde bir işe, bir hayatınızda başınıza bir şey geldiğinde, yani yönetim kurulu ya da yönetim, yani müdür, yardımcı falan birçok şey olduğunda da baskı başınıza geliyor. Üst tabakadaki adam alttaki tabakaya baskı yapıyor. Yani her şey baskı odaklı. Anlayış ölmüş. Bu anlayışsızlık nesillerde ifade ve düşünce özgürlüğü yok. Yani rahat yok. Eleştirel yapı gelişmemiş. Yani eleştiremiyor. İyi ya da kötü, kötü ya da iyi yönünü eleştiremiyor. Hakaret etme özgürlüğünü bıraktırmıyorlar. Bu da ne oluyor? Otomatik ben baskıcı bir zihniyet diyor ki benim hakkımda hakaret edemezsin, ben senin hakkında mahkemeye veririm. Yani bu ülkede kötü bir zihniyet var. Yani affedersin, birisine küfrettiğinizde, hakaret ettiğinizde sizi ilk başta alırlar, adliye gönderirler. Ya karakol öncelikle, sonra adliye gönderen, orada savcının karşısına geçersiniz, ifade vermek zorunda kalırsınız. Yani böyle bir zihniyetin olduğu dünyada olmak güzel bir şey değil. Yani insanlar düşünceleri ifade edebilmeli. İyi ya da kötü, kötü ya da iyi yönü eleştirebilmeli. İnsanlar özgür olmalı. Tabii bazı alanlarda daraltılmalı. O ayrı bir konu. Ama bazı şeyleri aşırı serbest bırakılmalı. Ve insanların kafasında affedersin hapse mi düşeceğim, savcılığa mı sevk edileceğim algısı kalksın artık bu ülkeden. Şimdi ben size bir video göstereceğim. Bir tane daha video göstereceğim. Bu videoda bir eleştiri videosu değil, tam olarak hakaret videosu. Ve bu hakaret videosunu çok iyi incelemenizi gerektiriyor. Çünkü ben bununla ilgili bir şey daha söyleyeceğim ben size. Geldiğim için çok utanıyorum. Keşke gelmeseydim diyorum. Çok ısrar ettikleri için geldim, mecbur kaldıkları için. Atatürk güzelliğe kadar sevmiyorum. Türkiye'yi de Atatürk kurtarmadı. Hani Tayyip'i sevmeyenler, Atatürkçüler var ya, Atatürk Tayyip'in boku bile olamaz. Kızın cemaat ve tarikat üyesi olduğu zaten giyiniş tarzından ya da yaşam tarzından belli. Yani muhafazakar bir kesime hitap eden bir kişi. Yani Türkiye'nin bir kısmında affedersin Atatürk hakkında ön yargılar da var. Ön yargı olmayan kısımlar var. Bir de şüpheli olan kısımları da var. Affedersin onun mason olduğu, illuminati üyesi olduğu ya da batıya çalıştığı bir piyon olduğu gibi şeyler, fotoğraflar ya da görseller ve videolar var. Yani kimin kimin ne olduğunu bilmiyoruz. Yani bu devlet sırrını biz öğrenemeyiz. Biz sırrı, çünkü biz bir vatandaşız. Ama açıktan böyle görüntüler de var. Muhafazakar kesime söylediği laflar da var ve bir şey de var. Ama ben bunu bilmiyorum, emin değilim yani. Hep şüphe olarak kaldı insanlarda. Yani Atatürk'ü severiz, sevmeyiz. Yani hepimiz severiz. Bir değer görürsün, saygı duyuyorsun. Bu ülkenin ilk cumhurbaşkanı, işte Osmanlı yıkıldı, ülkeyi kurtardı Çanakkale Savaşı'nda. İşte o olmasaydı bu ülke büyümeyecekti. Yani bir şekilde olmayacaktı. Ama maalesef ondan sonra büyük ihanetler oydu bu ülke. O da ayrı bir konu zaten. Bir de bu kızın özür dileme videosu var. Onu bir inceleyelim. Bakalım ne demek istediğimi anlayacaksınız şimdi. Atatürk'e saygı duymasam zaten Anıtkabir'e gitmem. Ama sırf ona çok sinirlendiğim için ve o benim düşünceme saygı duymadığı için, kötü kelimeler kullandığı için ben de ona kullandım. Bu videoyu çekip aslında sadece ona attım. O da sosyal medya hesabında paylaşmış ve bu gittikçe yayıldı. Ben de açıkçası şu an ne yapacağımı bilmiyorum ama söylediğim kelimelerden dolayı herkesten çok özür diliyorum. Ama dediğim gibi ben zaten saygı duymasam Anıtkabir'e gitmezdim. Anıtkabir'e gittim. Ama o söylediğim kelimeler sadece hani sinirli olan bir şeydi. Çünkü o da benim görüşüme saygı duymamıştı.
O yüzden söyledim. Ailemden de çok büyük tepki aldım. Arkadaşlarımdan da yakın çevremden de ama çok özür diliyorum. Çok çok herkesten özür diliyorum. Siktir git diyeceğim ona. Siktir git. Orospu çocuk. Siktir git. Şunu çok açıkça bilmesi gerekiyor. Bu ülkede Cumhurbaşkanı olsun, Atatürk olsun, başka şeyler olsun. Yani eleştirmek, hakaret etmek, küfür etmek konusunda özgür bırakılması lazım. Yani muhafazakar olsun, ister liberal, ister seküler olsun, ister elit olsun. Yani insanlar bir şey eleştirdiğinde hakaret ve küfür özgürlüğü tanınmalı. Tabii insanlar ön yargılıdır, eğitimsizdir, bilgisizdir. Yani bir şey öğrenememişler. Yani karşısındaki insanın geçmişi hakkında bilgisi yok. Sadece başkalarından duyduğu, kulaktan duyma seslerle ibarettir. Bu doğrudur ama şunu açıkça bilmesi gerekiyor. Özgür düşünce her kesime hitap etmeli. Yani şunu eleştireyim, şunu eleştiremezsin, şunu eleştirirsin, bunu eleştiremezsin diye. İster Atatürk olsun, ister Müslümanlık olsun, ister Erdoğan olsun, ister başkası olsun. Yani düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü herkes için geçerli olmalı. Size bir tane görsel göstereyim. Bak bu görselde gördüğünüz ekrandaki görseldeki kişileri eleştiremezsin. Yani şahıslar, objeler ya da bu şeyleri eleştiremezsiniz. Yani küfredemezsin, hakaret edemezsin. Hakkınızı hemen hukuki işlem başlatılır. Küfretilirsiniz, sosyal medyada hesabınızı bloke ettirirler. Birçok şey yapar. Yani baskıcı bir zihniyet vardır bu ülkede. Yani insan bir şeyi ifade ederken bir şeyi akıllıca anlaması gerekiyor. Yani gördüğü şey hemen kızmaması gerekiyor. Bu niye bunu yapıyor? Neden eleştiriyor? Neden bunu yapıyor? Türkiye'nin durumu niye böyle diye düşünmesi. Yani sorgulama beyni yok. Yani koyunlaşmış bir toplum olan insanlarla olmuyor bu iş. Beynini kullanan insanlar anlayabiliyor ama beynini kullanmayanlar affedersin hemen hakaret, küfür, hesabı engelle, bunu yap, bunu yap, şunu yap. Bir sürü şey yapıyorlar. Yani beş para etmez insanlar var bu ülkede. İnsanları susturmak hiç hoş değil. Yani insanlar kendi hür ve iradelerini dışarı vuramazlarsa baskıcı bir zihniyet korkusu, acaba bunu söylesek de hapse düşer miyiz korkusu olmamalı. İnsanların ağzına bant çekip ya da bir fermuar çekmek de olacak iş değil. İnsanlar gerçeği iyi ya da kötüyü ayırt edebilecek bir düzeyde. Olgun insanlar anlayabiliyor. Yani insanların özgür alanlarını kısıtlarsanız bir gün o kısıtlanmış alandaki insanlar bir gün patlar ve patladıklarında ortalık fena bir kan gövdeye götürür. Ama güzel bir şey de değildir. Özgürlüğü de bir kısıtlama değil de belli bir kurallar çerçevesinde oturtulması gerekiyor. Az önce ben size pasaportla ilgili, yani Türk pasaportuyla ilgili bir eleştiri yapmıştım. Onunla ilgili bir video koyayım ben size. Okan Bayülgen'in başına gelen, yani yurt dışında pasaport kontrolünde bir başına gelmiş bir şey göstereyim ben size. Ondan sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. Niye tutuklandım biliyor musun Paris'te? Çünkü herifçi oğulları bir tane dummy koymuşlar. Dummy'nin, dummy dediğin işte bir reklam tabelası gibi bir şey. Dummy'nin üzerinde Mısır pasaportu fotoğrafı var. Fas pasaportu fotoğrafı var. Ve Türk pasaportu fotoğrafı var. Ve bir ok işareti var. Üç tane fotoğraf var ve bir ok işareti var. Bunu gördüm, bu dummy'yi gördüm. Fransız polisini çağırdım. Ama tabii ukalalığımı hoş görürsün herhalde. Böyle yaptım Fransız polisine. Gel dedim buraya. Bu dedim, ne halt etmektir bu dedim. Biz dedim gerizekalı mıyız? Biz dedim okuma yazma bilmiyor muyuz? Nasıl dedim ya, benim ülkemin pasaportunu buraya koyup da nasıl dedim ok işareti koyarsın? Biz dedim okuma yazma mı bilmiyoruz? Biz görsel bir şeyle mi yönlendirileceğiz? Evet dedi. Kaldır dedim bunu buradan. Kaldırırsın kaldırmazsın tutukladılar. Yani şunu anlamak gerekiyor. Türkiye'den yurt dışına gittiğinizde yurt dışına başınıza gelebilecek, yani Türk, Müslüman, İslam damgası yiyeceğiniz, yani Arap damgası yiyeceğiniz bir standart var yurt dışında. Maalesef Türklere yapılan muamele böyle. Yani size böyle ayrıştırıyorlar, dışarı vuruyorlar, yani ikinci sınıf vatandaş muamelesi, yani ikinci sınıf insanmış gibi yapılıyor. Ya bu genelde siyasi ve dini bir algı. Yani Batı biraz Haçlı Seferli kafası olduğu için, bizimkiler de İslami olduğu için, yani Hilal taktiği olduğu için maalesef böyle. Batı böyle. Yani Türk, Arap, Müslüman damgası yemek maalesef Batı'ya özgü bir şey. Bizi maalesef hala çarşaf giydiğimizi zannediyorlar Batılılar. Kendi okul kitaplarında, maalesef kendi filmlerinde, kendi dizilerinde, kendi şeylerinde bizi hep kötü gösteriyorlar, oyunlarında falan. Ben bunları görebiliyorum maalesef ki ülkemizi beter gösteriyorlar. Videonun sonuna geldik artık. Ya, bu videoda anlatmak istediğimi anlattım zaten. Eleştirel videom yani. Özgür düşünce, ifade özgürlüğü, yaşam tarzı, kalite, işte şunlar bunlar. Kimin ne olursa olsun. Din, ırk, mezhep, felsefe, yani farklı kılık, kıyafet. Karışmayın yani. İnsanlar özgürce ifadelerini ifade edebilsin. Yani şu benden değil, şu bizden, o bizden değil. Şunu kapatalım, şunu önünü keselim bilmem ne. Bırakın gitsin insan istedikleri ifadelerini ifade etsinler. Yani özgür olmalısın her alanda, her şekilde. Yani özgürlük her alanda açık olmalı. Maalesef Türkiye'de böyle özgürlük alanlar yok. İnsanlar hassas noktasına dokunduğundan parlıyorlar. Ve bu parlamaları maalesef ön yargılı oluyor. Başka videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, birçok şey yapmayı size bekliyorum. Yani açıkçası kanala abone olmuyorsunuz ve abone olmanızı bekliyorum.